Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Werte Kollegen, herzlich willkommen. Biraz önce Almanya dostumuz, ortağımız, Anadolu'daki en önemli müttefiklerimizin biri olan Almanya'nın Federal Savunma Bakanı, meslektaşım Sayın Annegret Kramp-Karrenbauer'la güzel bir görüşme yaptık. Wir haben vorhin ein Gespräch mit der Verteidigungsministerin von der Bundesrepublik Deutschland, einem der wichtigsten verbündeten Länder der Allianz, der NATO. Sözlerinin başında kendilerinin bu karargahımıza, bakanlığımıza yaptığı ziyaretten dolayı da, ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı da memnuniyetini hemen belirtmek istiyorum. Ich möchte natürlich meine Zufriedenheit über Ihren Besuch hier in der Türkei zur Sprache bringen. Bu tabii bizim Almanya'yla tarihi kültürel bağlarımız herkes tarafından bilinmekte. Die kulturellen und historischen Banden der Türkei und Deutschland sind natürlich jedem bekannt. Almanya bizim dostumuz, ortağımız, NATO'da önemli müttefiklerimizden biri, böyle söylediğim gibi. Deutschland ist unser Freund, unser Partner, einer der wichtigen Verbündeten innerhalb der NATO, wie ich schon bereits erwähnt habe. Şubat ayında Berlin'de yaptığım ziyaret sırasında olduğu gibi burada da gerçekten son derece yapıcı, son derece olumlu, karşılıklı anlayış ve yaklaşım birliği içinde görüşmemizi tamamladık. Wir haben natürlich genauso wie bei meinem Gespräch im Februar in Berlin auch heute ein freundliches, ein konstruktives Gespräch geführt. Karşılıklı güven ve karşılıklı samimiyet içinde görüşmemizin geçtiğini, böyle bir havada tamamlandığında önemli. Und das Gespräch fand in einer Atmosphäre mit gegenseitigem Verständnis, gegenseitigem Vertrauen statt. İkili bölgesel ve küresel konularda ve NATO içinde karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulundu. Wir haben einen Meinungsaustausch über regionale, internationale und NATO betreffende Themen geführt. Belirli konulardaki değerlendirmelerimizi samimiyetle paylaştık. Wir haben einen Meinungsaustausch, einen aufrichtigen Meinungsaustausch über bestimmte Themen geführt. Bu noktada şunu da söylemem lazım. Bizim işimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Merkel'le, Şansölye Merkel'le yaptığı görüşme onların çizdiği çerçeve gerçekten kolaylaştı. Natürlich der von Staatspräsident Erdoğan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geführte Treffen oder geführte Gespräch hat, bei dem Gespräch wurde der Rahmen bestimmt und das hat natürlich unsere Arbeit ziemlich erleichtert. Bu konudaki görüşmelerimiz hem değerli bakan arkadaşımla hem de diğer bakanlarımızla da görüşmelerimiz devam edebiliyorsunuz. Natürlich halten unsere Gespräche mit daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'yla bir telefon görüşmemiz oldu. Halten die Gespräche zwischen uns, dem Verteidigungsministerium und der anderen Ministerien. Polonya ziyaretimize geldi. Wir haben auch Gespräche mit den USA. Letonya ile konuştuk. Wir haben mit Polen Gespräche geführt. İngiltere ve İtalya Savunma Bakanlarıyla Sicilya'da buluştuk. Wir haben uns mit den Verteidigungsministerien von Großbritannien und Italien in Sizilien getroffen. Ve dolayısıyla biz hem ikili ilişkilerimiz bakımından hem de NATO bakımından yapmamız gereken ne varsa bunları görüşmeler yoluyla, bu tür temaslarla en üst düzeyde bilgiye sahip olmak suretiyle ortak aklı faal haline getirmeye çalışıyoruz. Natürlich versuchen wir mit den Gesprächen auf höchster Ebene unsere Probleme zu bewerten und Lösungen dafür zu finden. Biz temel olarak, Türkiye olarak, bakanlık olarak, Misal Bakanlığı olarak, Türkiye olarak daima diyalogdan yana olduğumuzu, görüşmeler yoluyla birçok problem çözülebileceğine inandığımızı hep şartlı dile getirdik ve zaten buna göre faaliyetlerimizi uyguluyoruz. Wir sprechen uns bei jeder Gelegenheit darüber aus, dass wir unsere Probleme durch Dialog lösen, durch Dialog lösen und den Dialog immer fortsetzen wollen. Bu görüşmeler sırasında bugün aynı şekilde bu uluslararası hukukun meşru müdafaa çerçevesinde yaptığımız terörle mücadele konusunda Sayın Bakan'a gerekli bilgileri verdik. Wir haben heute der deutschen Verteidigungsministerin auch Informationen gegeben über unseren legitimen Kampf gegen den Terror. Bu terörle mücadele yaparken diğer taraftan da dost ve kardeş ülkelere askeri eğitim işbirliği ve yardım çalışmalarımız olduğunu ve bunlarla nasıl işlediğini de yine karşılıklı olarak bilgi alışverişine bulunmak suretiyle görüşme fırsatı bulduk. Wir haben auch die Möglichkeit gefunden, Meinungsaustausch über die Ausbildungsaktivitäten des Verteidigungsministeriums mit verschiedenen Ländern gegeben, parallel zu dem Kampf gegen den Terror. 40 yıldan beri ülkemize zarar veren, bizim ülkemizin enerjisini tüketen, bu terörü bitirmek konusunda
kararlı olduğumuzu, en son tedbir esra getirinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini de burada yine vurguladık. Wir haben hier unterstrichen, dass wir den Kampf, den seit 40 Jahren anhaltenden Kampf gegen die Terrororganisation anhalten werden, dass wir bis zum letzten Terrorist diesen Kampf fortsetzen werden. 84 Millionen vatandaşımızı, 40 bin masum insanımızın hayatına mal olan bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. Wir haben offen auf den Tisch gelegt, dass wir den Terror so lange bekämpfen werden. Der Terror hat den Also die Türkei zählt 84 Millionen türkische Bürger und bisher kamen beim dem wurden von den Terroristen 40.000 Menschen getötet. Bizim mücadelemizin her türlü terör ve terörist olduğunu, bizim Türk kardeşlerimizle herhangi bir etnik, herhangi bir dini yapıyla asla bir mücadelemiz söz konusu olmadığını, Kürtlerimizin kardeşimiz olduğunu da yine burada toplantı sırasında gündeme getirdik. Wir haben auch bei unseren Gesprächen zur Sprache gebracht, dass unser Kampf gegen den Terror nur gegen Terroristen, auf Terroristen zielt, nicht auf kurdische Mitbürger. Denn wir sagen immer wieder, dass kurdische Mitbürger unsere Brüder sind und dass der Kampf gegen den Terror sich nicht auf ethnische Herstammung oder auf verschiedene Religionen richtet. PKK, eşittir YPG. PKK ist gleich YPG. Yani bunun üzerinde her türlü açık delille ortada olduğunu, ve bunu da bunun gerçek olduğunu ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini de yine Sayın Bakan'a ifade etmek fırsatı buldum. Ich habe auch die Möglichkeit gefunden, der Ministerin zur Sprache zu bringen, dass YPG ein Ableger der Terrororganisation PKK ist und das wollte ich noch sagen. Ülkemizin, Türkiye'nin bu mülteci konusunda gerçekten büyük fedakarlıklar yaptığını, büyük faaliyetler, büyük çalışmalar yaptığını da yine bu toplantı sırasında gündeme getirdik. Ich habe auch zur auf die Tagesordnung gebracht, dass die Türkei im Thema Migration viele große Aufgaben übernommen hat und große Opferbereitschaft gezeigt hat. 4 Millionen ülkemizde 5 Millionen Suriyeli olmak üzere toplam 9 Millionen Suriyeli kardeşimizin güvenliğini ve insani ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğumuzu görüştük. Wir haben darüber gesprochen, dass wir gezwungen sind, die Bedürfnisse von 4 Millionen Flüchtlingen in der Türkei, 5 Millionen Flüchtlingen in Syrien zu decken haben. Herhangi bir şekilde 5 Millionen Suriye kardeşimizin Suriye'nin kuzeyinde güvenliği ve insani ihtiyaçları sağlamazsa yeni bir mülteci akımına sebep olacağını ve bunun hem Türkiye hem de Avrupa için ciddi sıkıntılar doğuracağını da karşılıklı mutabık kaldık. Wir wurden auch uns überein, dass wenn wir die Sicherheit und die Bedürfnisse der 5 Millionen syrischen Bürger im Norden des Landes nicht decken können, dass dieses Thema eine große Bedrohung für die Türkei und für Europa darstellen wird. Savunma sanayi ve askeri eğitim işbirliği konularındaki yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Wir haben unsere Arbeiten im Thema militärische Zusammenarbeit überprüft. Savunma ve güvenlik alanında somut olarak ilerleyenler yapabileceğimizde yine bu fırsatı istifade görüştük. Wir haben auch darüber gesprochen, was wir im Thema militärische Zusammenarbeit und Verteidigung weiter unternehmen können. Hepinizin bildiği gibi Türkiye ile Almanya arasında gerçi bu savunma sanayi konusunda çok yakın bir işbirliği var. Wie Sie wissen, besteht zwischen der Türkei und Deutschland eine enge Zusammenarbeit im Thema Verteidigungsindustrie. Birçok silah, araç, gereç konusunda ortak çalışmalarımız var. Wir haben wichtige Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Waffen und in der Rüstungsindustrie. Önümüzdeki dönemde bu yaptığımız faaliyetlerin, ortak çalışmaların daha da gelişebilmesi için bazı konularda, özellikle bu kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılması gerektiğini kendine ben ifade ettim. Ich habe auch zur Sprache gebracht, dass wir bei der Aufhebung von Einschränkungen von Gütern, von Güterexport einen Schritt unternehmen müssen. Bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Sayın Bakan'a söyledik. Wir haben auch gesagt, dass diese Einschränkungen aufgehoben werden müssen. Tabii NATO'nun bir müttefiki olarak NATO içinde, NATO merkezinde görev yapmakta olan, gerekli sorumluluğu yerine getirmekte olan, kendisine düşen karada, denizde, havadaki faaliyetleri çalışan, tatbikatlarda, operasyonlarda her türlü katkı sağlayan Türkiye'ye karşı bu lisans ihraç kısıtlamalarının sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda ittifakın da bir takım sıkıntılar yaşamasına sebep olduğunu da Sayın Bakan'a
burada görüşme, konuşma, izah etme fırsatı buldum. Ich habe auch die Möglichkeit gefunden, der Ministerin zu erklären, dass die Lizenzprobleme der Türkei, die durch die Einschränkungen von bestimmten Gütern besteht, nicht nur für die Türkei, die auch der NATO und der Allianz wichtige Beiträge leistet, nicht nur für die Türkei ein Problem darstellen wird, sondern auch für die Allianz. Belirli ölçülerde de olsa bu tür kısıtlamaların ülkemizin ve dolayısıyla NATO'nun da etkinliği ve caydırıcı bakımından çok ciddi olumsuz etkileri yaptığını söylemek yanlış olmayacak. Es wäre nicht falsch zu sagen, dass diese Einschränkungen nicht nur für die Türkei, sondern auch für die NATO negative Auswirkungen haben sein kann. Çünkü hepinizin bildiği gibi Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri sadece kendi ülkesinin değil, aynı zamanda NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın 69 yıldan beri, 70 yıldan beri Güney ve Güneydoğu sınırlarını korumaktadır. Wie Sie wissen, verteidigt die Türkei seit 69 Jahren die Südost Flanke, die südöstlichen Grenzen der Europäischen Union, der NATO. Aynı zamanda yine Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun, NATO'da tatbikatlara, kuvvet yapısına ve diğer kadrolara da ciddi şekilde katkı sağlamaktadır. Auf der anderen Seite leistet die Türkei auch anderen Aktivitäten der NATO, wie Manöver und andere Aktivitäten, verschiedene Beiträge. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama bu manada Türkiye'nin ve dolayısıyla ittifakın bir takım zaaflara düşmesine sebebiyet verebilir. Daher kann eine Einschränkung von Gütern, von Güterexport zu einem Nachteil der NATO werden. Bu NATO zirvesinde gündeme gelen NATO'nun 2030 yılı planını desteklediğimiz yine karşı olarak görüştük. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir den NATO-Plan 2030 unterstützen. Bu FETÖ konusunda da Almanya'da FETÖ varlığı olduğunu, onların bir takım faaliyetlerde bulunduğu konuda tabii bu savunma bakanlıklarının konusu olmakla beraber iki ülke arasındaki önemli konu başlıklarının biri olduğunda yine Sayın Bakan'a ifade ettik. Ich habe auch der Ministerin das Thema übermittelt, die Terrororganisation FETÖ. Das ist zwar nicht ein Thema des Verteidigungsministeriums, aber das macht sich natürlich auch auf die Beziehungen zwischen beiden Ländern bemerkbar, auf die Aktivitäten der FETÖ-Mitglieder. Und das Thema wollte ich noch hier übermitteln. Sonuç olarak Sayın Bakan'ın ülkemizi Karargah ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğumuzu, bundan dolayı kendilerini teşekkür ettiğimizi, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich für den Türkei-Besuch von der Ministerin bedanken, dass sie auch unser Quartier besucht hat. Görüştüğümüz konularda ciddi şekilde bir anlayış ve yaklaşım içinde olduğumuzu, müşahede ettiğimizi, bunlara çok memnun olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ich möchte auch da bei dieser Gelegenheit zur Sprache bringen, dass wir bei den Themen, die wir besprochen haben, einen positiven Verstand, eine positive Auffassung haben. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ikili çerçevede ve NATO içinde artarak devam edeceğini, bunun hem ülkelerimiz bakımından, hem silahlı kuvvetlerimize ve hem de NATO ittifakına çok ciddi katkılar sağlayacağına inancı doğru belirtmek istiyorum. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Beziehungen sowohl den bilateralen Beziehungen als auch der NATO wichtige Beiträge leisten wird. Kendine teşekkür ediyorum. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Euro 2020'de başarılar diliyorum. Und wünsche Deutschland bei Euro 2020, 2021 einen großen Erfolg. Teşekkür ederim. Danke vielmals. Sehr geehrter Herr Kollege, ich darf mich ganz herzlich für den freundlichen und warmherzigen Empfang hier in der Türkei in Ankara und hier bei Ihnen im Ministerium bedanken. Sayın Bayan, benimki de şimdi tabii ki Ankara'da ve burada beni bu kadar sıcak kabul ettiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Deutschland und die Türkei verbindet vieles, eine lange Geschichte vor allen Dingen, aber die Lebensgeschichte und die Biografie von vielen Millionen Menschen. Almanya ve Türkiye tabii ki çok uzun bir tarih birbirine bağlıdır. Ama özellikle ifade ettiğimiz gibi insanların yaşanmışlıkları var ve bunlar birbirlerine bağlıyor iki ülkeyle. Die Entwicklung des erfolgreichsten Impfstoffs BioNTech ist ein solches gelungenes Beispiel unserer gemeinsamen Biografien und Geschichten. Aslında bu biyografilerden bahsettiğimiz zaman da bunların en önemli ve en başarılı örneklerinden birisi de BioNTech aşısının bulunmuş olması ve bu biyografiden gelen bir başarı. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir unser Gespräch, das wir bei Ihrem Besuch in Berlin begonnen haben, in der gleichen Offenheit, in der gleichen Intensität heute fortführen können. Bundan dolayı tabii ki en son Berlin'deki yapmış olduğumuz görüşmenin devamını burada sizinle birlikte evet. Çok büyük bir açıklıkla ve yoğun bir şekilde sürdürebildiğiniz için büyük bir sevinç duyuyorum.
Denn gute Partner hören sich gegenseitig zu, verstehen die Positionen der jeweils anderen Seite, auch wenn sie nicht in allen Positionen am Ende übereinstimmen. Tabii iyi ortaklar, iyi partnerler birbirini dinlerler ve her türlü pozisyonlarını da tabii ki anlamaya çalışırlar. Her ne kadar sonunda her pozisyona da evet demeseler. Wir haben heute aber eine ganze Reihe von Übereinstimmungen auch festgestellt. Ama bugün yapmış olduğumuz görüşmede aslında genel anlamda büyük çoğunlukla mutabık kaldığımızı da gördük. Wir waren uns einig, dass der NATO-Gipfel ein Erfolg war, weil die NATO mit dem Prozess für die Zukunft besser aufstellt. NATO zirvesinin aslında bir başarı geçtiğini ifade ettik birlikte. Çünkü geriye dönük NATO'nun inşası açısından son derece önemli. Und das ist auch notwendig, weil die Bedrohungen, die wir als NATO-Partner und als NATO insgesamt betrachten, vielfältiger geworden sind. Çünkü özellikle NATO'ya karşı ortaya çıkan tehditler giderek daha da çeşitlenmeye başladı ve bununla da birlikte tabii görüşmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sie betreffen internationalen Terrorismus, darüber haben wir gesprochen. Sie betreffen aber auch die Herausforderungen, die Bedrohung durch Russland. Burada bir tarafta tabii uluslararası terörizmle ilgili olan bir alan var. Ama diğer tarafta da Rusya'dan gelen bir tehdit var. Bunları da görüşürüz. Gerade bei letzterem brauchen wir eine gesamtheitliche Betrachtung der gesamten Ostflanke des Bündnisgebietes von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Burada aslında son ikincisiyle ilgili olarak, Rusya'yla ilgili olarak bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hem Doğu Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan aslında NATO'nun Doğu kanadı ile ilgili olan bir değerlendirme ihtiyacımız var. Ich habe noch einmal deutlich gemacht, dass wir uns von der deutschen Seite nicht nur in der Ostsee engagieren, sondern auch und verstärkt in der Schwarzmeerregion, etwa am multinationalen Chor Südost in Rumänien oder jetzt auch in den nächsten Tagen am Air Policing mit der entsprechenden Anzahl Eurofighter. Ben Almanya olarak bizlerin sadece Doğu Denizi'nde değil, giderek daha fazla aslında Karadeniz'de de olmak üzere, yani Doğu kanadında da olmak üzere NATO'nun daha fazla katkı yapmak istediğimizi, yaptığımızı ve çok uluslu olmak üzere yine Romanya'daki yine katkılarımızın olduğunu ve Air Policing çerçevesinde de yine iki Air Fighter'la birlikte destek sunduğumuzu da ifade ettik. Wir sind auch bereit, diese Unterstützung weiter auszubauen und freuen uns auch sehr, dass wir das neue Exzellenzcenter für maritime Sicherheit hier mit unterstützen können. Bu konudaki desteklerimize devam edeceğimizi de ifade ettim ben. Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi konusundaki desteğimize devam edeceğimizi de ifade ettim. Wir haben natürlich auch über die angrenzenden Regionen, über die unmittelbare Nachbarschaft der Türkei gesprochen. Türkiye'nin tabii ki hemen sınır bölgeleri hakkında da komşularıyla ilgili olarak da görüşme fırsatımız oldu. Ich hoffe sehr, dass es uns gemeinsam gelingt, in der nächsten Woche bei den Gesprächen im Rahmen des Berliner Dialogs weitere Schritte zur Stabilisierung und zur Entspannung der Situation in Libyen gehen zu können. Umarım önümüzdeki hafta yine Berlin'deki bir konferansta Libya'daki durumun daha da istikrarlı hale gelmesi için gerekli görüşmelerde yapılabilir diye umuyorum. Und eine besondere Bedeutung wird ganz sicherlich auch die weitere Entwicklung der NATO-Mission im Irak haben, insbesondere auch für die Region des Nordiraks. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Umarım tabii ki Irak'taki durumda, özellikle NATO'nun oradaki pozisyonu itibariyle daha iyi bir yönde kendini bulabilir, gelişme sağlanabilir. Ve özellikle tabii ki Kuzey Irak'la ilgili olarak da yine konuşma fırsatımız oldu. Was uns natürlich sehr beschäftigt hat und weiter beschäftigt, ist die Situation in Afghanistan. Diğer ele aldığımız konu tabii ki özellikle Afganistan'daki gelişmeler ve durum. Denn sowohl die Türkei als auch Deutschland, genauso wie die anderen NATO-Partner, haben in diesen 20 Jahren Opfer zu beklagen gehabt im Kampf in Afghanistan, haben viel in die Situation in Afghanistan investiert. Und wir sind uns beide einig in dem Ziel, dass das, was erreicht worden ist, auch für die Zukunft gesichert werden muss. İster Türkiye olsun, Almanya olsun, başka birçok ülkede 20 yıldan beri Afganistan'da mücadele ediyor.
Ama baktığımızda tabii ki birçok insanımızı kaybettik. Burada çok önemli derecede harcamalar sağlandı. Ve şu anki gelinen noktada da bundan sonra orada edinmiş olan kazanımların da bundan sonra devam edilmesi gerektiği yönünde. Nach der Entscheidung der NATO, den Einsatz Resolute Support zu beenden und sich zurückzuziehen, ist es deshalb umso wichtiger, deutlich zu machen, dass wir mit den zivilen Möglichkeiten, den diplomatischen Möglichkeiten, den Entwicklungshilfemöglichkeiten Afghanistan weiter zur Seite stehen. NATO'nun kararlı destek misyonunu artık tamamlayarak bu şekilde aslında bir gelişmenin de ortaya çıkmasıyla birlikte bizler de bundan sonra oranın güvenliğini sağlanması, oranın altyapısıyla ilgili yapılması gereken çalışmaların ve yatırımların yapılmasıyla ilgili olarak diplomatik temsilciliklerin de güvenliğini sağlanması gibi konularda destek vermek istiyoruz. Wir waren uns einig, dass in einem ersten Schritt vor allen Dingen die diplomatischen Vertretungen erhalten bleiben müssen. Dazu braucht es aber einer sicheren Infrastruktur am Flughafen und auch einer sicheren medizinischen Infrastruktur. İlk adımda tabii ki diplomatik misyonların orada muhafaza edilmesi gerektiğini ifade ettik ve mutabık kaldık. Güvenliğin tabii sağlanması gerekiyor. İlk etapta havalimanının güvenliğinin sağlanması gerekiyor ve altyapı olarak da bu altyapının da yine desteklerle inşa edilmesi. Ich bin dankbar, dass die Türkei hier bereit ist, eine wesentliche Rolle zu übernehmen. Wir waren uns aber auch einig, dass es nicht die alleinige Aufgabe der Türkei sein kann und dass es deshalb auch der Unterstützung aus dem Bündnis und von den Partnern heraus kommt. Türkiye'nin tabii ki önemli bir rol üstlenme yönünde bir adım atacağı durumda Türkiye'ye müteşekkir olacağımızı ben ifade ettim. Ama tek başına Türkiye'nin tabii ki burada bunu yapması söz konusu olmayacaktır. Türkiye tüm ittifak ortak ülkeleri de destek vermesi gerektiğini ifade etmiş oldu. Wir waren uns auch einig, dass wir als Partner in der NATO, Partner in einem Bündnis sind, das für Grundprinzipien steht, etwa dass Konflikte auf der Grundlage von internationalem Recht auf Verhandlungswege gelöst werden müssen. Yine partnerler olarak, ittifak içerisindeki ortaklar olarak da ilke bakımından eğer bir çatışma söz konusu ise sorunlar varsa bunu uluslararası hukuk çerçevesinde ve temelinde müzakere ederek çözümün sağlanması gerektiği yönünde görüştük. Das gilt auch für streitige Fragen im östlichen Mittelmeer. Bu tabii ki özellikle Doğu Akdeniz'deki sorunlu alanlar ve konularla ilgili olan bir durum. Und ich bedanke mich sehr bei der Türkei, aber auch bei Griechenland, dass es in den letzten Monaten gelungen ist, hier wieder in einen besseren Dialog zu finden. Ben hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a bu geçmiş dönem içerisinde özellikle yeniden görüşmelerin başlatılmasından dolayı teşekkür etmek istiyorum ve bu görüşmelerin de devam edilmesi önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Wo Deutschland diesen Dialog unterstützen kann, werden wir das gerne tun. Das war ja auch ein Gegenstand des Gesprächs zwischen der Kanzlerin und dem Präsidenten. Ve Almanya olarak da tabii ki biz diyaloğun desteklenmesi gerektiği yerde desteğe hazırız ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Şansölye arasındaki görüşmeleri de bu konu geçmişti. Wir haben auch über unsere bilateralen Beziehungen gesprochen, von gemeinsamen Ausbildungen bis zu Fragen von gemeinsamen Interessen, wenn es Rüstungsprojekte geht. Yine ikili ilişkiler hakkında da görüşme fırsatı bulduk. Özellikle ortak eğitimlerle ilgili görüşme fırsatımız oldu. Ve bu çerçevede yine karşılıklı olarak da herhangi bir, tabii ihracatla ilgili olarak savunma sanayiyle ilgili olan alanlardan da bahsettik. Hier sind die Wünsche der Türkei bekannt. Und auf der anderen Seite ist der Türkei aber auch bekannt, dass dies ein Thema ist, das in Deutschland sehr strengen Restriktionen unterliegt, ein Thema ist, das in der Regierung gemeinsam politisch beschlossen wird und deswegen manche Verfahren auch schwieriger sind und auch länger dauern. Burada tabii bahsettiğimiz alan savunma sanayi ile ilgili olan bir alan. Tabii Almanya'da bu konuda ihracat söz konusu olduğu takdirde çok katı kurallar var. Sınırlamalar getirilebilmektedir ve bu konunun tabii hükümet nezdinde toplamda ele alınarak değerlendirilip belirli bir prosedür çerçevesinde kararlaştırılması gerekiyor.
Und zum Ende darf ich mich ganz herzlich für die guten Wünsche für die deutsche Fußballnationalmannschaft bedanken. Nach dem ersten Auftritt bin ich mir sicher, dass wir alle guten Wünsche gebrauchen können. Evet, Alman milli takım için de bu güzel dileklerinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. İlk maçtan sonra da bu dileklere çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Danke.